Cümleten selamun sevgili arkadaşlar, sponsorumuz golva.com'un katkılarıyla hazırlanan videomuza hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Sevgili arkadaşlar, Fener'in maçı var ve inşallah siz e, bu videoyu izleyip, abone olup, maç başlayana kadar kanalımızı 25.600 aboneye ulaştırırsanız inşallah kazanacağız. Ulaştırmasanız da canınız sağ olsun, ben sadece rica ediyorum arkadaşlar. Evet, Jesus'tan 3 isim için özel açıklama. Fenerbahçe teknik direktörü Jorge Jesus zorlu Avusturya Viyen müsabakası öncesinde yani Avusturya e oynanacak zorlu müsabaka öncesinde diyeyim. özel açıklamalarda bulunduğu işte Jesus'un sözleri. Daha doğrusu özel açıklamaları demeyelim, mecbur açıklama. Şimdi öncelikle arkadaşlar zor bir maç bekliyoruz diyor. Rakibimiz Slovaçko'dan daha güçlü. Avusturya Viyen Av Avrupa'da prestiji olan bir takım. Ya, e, dün konuştuğu için yarın ifadesi geçiyor. Şaşırmayın. Yarın bize zorluk çıkarmaya çalışacaklardır. Bizler de en iyi şekilde sonuç almak için İstanbul'daki maça en iyi avantajla dönmek istiyoruz. E, Alioski, İrfan, Mert Hakan arkadaşlar. Üçü hakkında e, soru sormuşlar. Hani hayırdır bu üçünü niye aldın diye. Ben önce açıklamasını okuyayım. Fiziksel olarak çok iyi durumdalar diyemem. Alioski hiç resmi maç oynamadı. Bakın arkadaşlar. Şimdi sizin pencereniz bir de Jesus'un penceresi. Bakın sizin pencereniz Jesus'un penceresi. Birçok arkadaşım özellikle Kasımpaşa maçında hocam e, Alioski niye yok? Hocam Alioski niye yok? Hocam Alioski inanın belki 50 kere soruldu aynı soru. Hatta hatırlarsınız ya. Ben cevap verdikçe yani yenileri türedi. inadına mı yapıyorlar, dalga mı geçiyorlar dedim. Sonrasında dedim ki arkadaş adam 7-24. Yani futbolcularla iletişimde olan teknik direktör. Siz mi iyi bileceksiniz? Ben mi iyi bileceğim? Tabii ki teknik direktörü iyi bilecek dedim. Ki haksızsam haksızsın din arkadaşlar. Adam 7-24 zaman geçiren adam. Yani sizin benim işte Alioski oynasın. Ne bileyim İrfan Can oynasın. Bunlar afaki işler. Niye Ali oynasın? Niye İrfancan oynasın? Transfer edildiler hocam çünkü. İrfancan çünkü sakatlığı atlattı. Garanti mi? Değil. Ya arkadaşlar bakın. Kadıköy'de oynanan maçlarda da öyle. Dakika 60 oluyor. Arda. Arda. Ya bak. Teknik direktör kadar hiçbirimiz bilemeyiz. Bir. İkincisi hani, sanki şey gibi. Hani teknik direktör hiçbir şey bilmiyormuş. Arda diye biri yedek kulübesinde ama unutmuş. Aa, hadi hatırlatalım bak Arda'yı unuttu. Yani bunu bekleyen arkadaşlarımız var ya. Ya etmeyin eylemeyin arkadaşlar. Bir kez de diyelim ki ya adam kadar biz bilemeyiz diyelim. Olmaz mı? Şimdi bak ben okumadan söylüyorum daha. Ali muhtemelen diyecek ki hani zaten resmi maçı söyledi. İrfan için diyecek ki sakatlıktan döndü. Tam manasının hazır olması şöyle böyle diyecek. İşte Mert Hakan için diyecek 7 kurşun yarası. Neyse, neyse devam edelim. İrfan ve Mert uzun süreli sakatlıklardan çıktılar. Maçın yoğunluğunu kaldıracak fiziksel durumda olmamaları normal. Yani açıkçası üçünü de ilk 11 almayacağım diyor. Hazırlık sürecimizde yaptığımız antrenmanlarda yer alamadıkları için şu anda oynadığımız maçlar onların fiziksel seviyelerini arttırmaları için bir şans. Bak hazırlık sürecimizde yaptığımız antrenmanlarda yer almadıkları için. Yani açıkçası diyor ki azar azar ben bunları oynatıp fiziksel seviyelerini arttıracağım diyor. Bir risk olduğunu biliyoruz ama başka şansımız da yok diyor. Yani başka türlü de bunların e, total performansını arttıracak durumumuz yok. Fenerbahçe benimle birlikte her maçı kazanmak için oynayacak. Rakip kim olursa olsun bu anlayışla sahaya çıkıyoruz. Avusturya Viyen'den bağımsız söylüyoruz diyor. Her iki hani İki takımın sıralamasına bakınca Avrupa'da çok aşağılarda Fenerbahçe hak ettiği yerde değil. Amacımız gruplara kalmak. Bu iki aşamalı bir maç. Yarın ilk maç oynayacağız. İkinci maç öncesi için iyi bir sonuç almak istiyoruz diyor. Fenerbahçe ligde henüz iki maç oynadı. Birlikte çalışmaya başlayalı 8 hafta oldu. O yüzden istediğim seviyeyi yakaladık dersem kendimi kandırmış olurum. Fenerbahçe taraftarına kalsa ilk hafta şampiyon başka takım. ikinci hafta şampiyon kesinlikle Fener. Mustafa Hoca'ya göre bu bir süreç. Arabayı birinci vitese çalıştırırsın, 2 3 4 5 6 diye gider. Belki arabanın 10 vitesli. Hala gelişmesi gereken şeyler var. Zamanla daha da gelişecektir, daha güçlü olacaktır. İlk başlarda çok fazla gol attık. Her gün daha fazla ofansif olmak için çalışıyoruz. 3 günde bir maç yapan takımların muhakkak ilk 11'lerini değiştirmesi gerekiyor. Fenerbahçe için de durum geçerli olacak çünkü 2 maç arasında oyuncuların toparlanmak için yeterli süreleri olmuyor. Bu yeni bir durum değil. Avrupa'da oynayan takımların bu tarz değişiklikler yapması gerekiyor. Biz 11 kişilik bir takım kurmuyoruz. Kadromuz bu tip değişiklikleri yapmak için yeterli imkan veriyor. Ben buradan şunu anladım. Israrlı bir şekilde diyor ki Kasımpaşa maçından en az 2 kişiyi değiştireceğim diyor. En az 2 kişi. Tahmini olarak 4 kişi değişecek. Ama kimler değişecek? Burada size bırakıyorum. Gustavo Henrique'nin açıklaması var. Jorge Jesus'un istemesi mutluluk gibisinden. Bakın birçok kişi de Gustavo Henrique antipatisi oluştu. Tamam mı? Sebebi de o taca tacı attığı maç var ya. onu affettirmek için çok çalışması lazım. Kısacası onu da bir, birkaç cümlesini alayım. Avrupa'da oynanan her maçın zorlu geçtiğini dile getiriyor ve diyor ki yarın zorlu bir maç bekliyoruz. Rakibimizi çalıştık, iyi tanıyoruz. Bak bu beni sevindirdi. Yarınki maç zor olacak Avrupa Ligi'nde oynanan her maç gibi. Konsantrasyonumuz yüksek, iyi çalıştık, İyi bir sonuçta evimize dönmek istiyoruz. Buraya geldiğim ilk andan itibaren takım arkadaşlarım tarafından iyi karşılandım. Gelişerek devam ediyoruz. Çalışmalarımızı en iyi şekilde sürdürüyoruz. Beni hocamız istedi, çok mutlu oldum. Bu fırsat karşıma çıktığı için çok sevindim. Antrenman antrenman daha iyiye gidiyoruz. Şimdi ben şunu da söyleyeyim. Hocam sen Allah aşkına Gustav Önlüke'nin gelişeceğine inanıyor musun? Ben her futbolcunun gelişebileceğine inanıyorum. Ben her futbolcunun Jesus'un elinde gelişebileceğine inanıyorum. Ben niye yıllarca Nenat Bielisa'yı istedim? Çünkü Nenat Bielisa kaprisleri olmayan eline şu futbolcu verildi. İyi madem bu verildi o zaman ben de bunu geliştireyim diyen bir teknik adam idi. Elindeki kadro yapısı işte 3-4-3'e uygun. İyi o zaman 3-4-3 oynattırayım yapacak bir şey yok. Madem kadro bu diyen bir adam diye. Biz niye Jesus'u istedik? Ya hırslı Avrupa'da başarı göstermiş bir şeyleri yapmış. Bir şeyleri kanıtlamış. Ne derseniz deyin kanıtlamış bir teknik adam. Fenerbahçe'ye de gelsin. Hem kendini kanıtlasın hem de Fenerbahçe'ye katkıda bulunsun istiyoruz. Şimdi Gustavo Henrique'yi geliştirmeyecekse. E nerede kaldı? Jesus'un Jesus'luğu. Değil mi? Demek ki Jorge Jesus'un Fenerbahçe'ye katması gereken en ciddi şey gelişim. Futbolcuları geliştirecek. Ne yapacak? Geliştirecek. Ne edecek? Geliştirecek. Ama geliştirecek. Doğru muyum? Doğru. Teşekkür ederim arkadaşlar. Gennaro Gattuso bir an önce satalım. Kimden bahsediyor? Maxi Gomez'den. Arkadaşlar Maxi Gomez konusunda da çok fazla soru geliyor. Bak bir kez daha söylüyorum. Rahatsız edecek derecede söylüyorum. Ben de sizler kadar e, rahatsızım. Ben de sizler kadar rahatsızım bu süreçten. İkide bir de Maxi Gomez'i konuşmaktan rahatsızım. Kabul ediyorum. Ya da öbür forvetleri konuşmaktan rahatsızım. Bir an önce çözülse istiyorum. Şimdi Fenerbahçe'nin Valencia'dan istediği Maxi Gomez transferinde İspanyol kulübünün İtalyan teknik direktörü Gattuso'nun tutumu ortaya çıktı. Bakın. Şimdi en azından benim duyumlara benzer duyum. Superdeporte'de yer alan Abregore La Liga'nın harcama limiti sınırında olan Valencia. Fenerbahçe'ye Maxi Gomez'i mümkün olan en yüksek fiyattan satarak limit açmayı planlıyor. Gattuso'nun bonservisi elinde olan 35 yaşındaki Uruguaylı golcü Cavani'yi ikna ettiği. Bakın Cavani'yi ikna ettiği ancak transferin bitimine 15 gün kala elini çabuk tutması gerektiği de vurgulandı. Farkında mısınız bilmiyorum ama benim duyumlarla tamamen paralel gidiyor. Bak yine devam edelim. Maxi Gomez'in Fenerbahçe'ye satışı durumunda Juventus'tan Arthur Melo'yu da kiralayacak olan Valencia sürecin uzaması nedeniyle bu transfere de nokta koyamıyor. Gattuso ise kulüpten çabuk davranmasını istiyor ve transferin bir an önce kadroya dahil edilmesi gerektiğinin altını çiziyor. Torreira ve Mertens detaylıyor. Gattuso'nun kulübe imzalar atar atmaz İtalya'dan tanıdığı Lucas Torreira, Jens Mertens, Diego Deme ve Matteo Politano'yu da kulübe getirmek için ikna ettiği ancak La Liga harcama limitleri yüzünden bu transferin kaçırıldığı, bu durumun Cavani içinde tekrar etmesini istemediği bilgisi vermiş. İyi tarafı şu. Yani takım bir acı yaşamış. Bu acıyı bir daha yaşamak istemeyecektir. Kötü tarafı şu. Bir an önce bunun sonuçlanması lazım ki Fenerbahçe'de yoluna baksın. Arkadaşlar bakın hem Sherlock için hem ee, Maxi Gomez için söyleyebileceğim tek şey var. Ben de sizler kadar sıkıldım. Bir an önce bitsin şey istiyorum. Hocam peki bu transferler bitince transfer dosyası kapanıyor mu? Hayır. Nasıl hayır? Hocam tıklama yapalım diye kanaldan gitmeyelim diye diyorsun değil mi? Hayır. Arkadaşlar bu transfer bittikten sonra fırsat transferi beklenecek. Nasıl fırsat transferi? Misal veriyorum. Kaleci gerekmez Fenerbahçe'ye. Sağ bek gerekmez. Sol stoper gerekmez. Sol bek gerekmez. Belki sağ açık da gerekmez. Rossi gitmezse sol açık da gerekmez. Crespo Zayz Zeiss gitmezse Zayz da falan uzatılırsa merkez orta sahada gerekmez. Hani Araba falan İsmail var. Yine gerekmez. E, forvet zaten almış oluyor. On numara zaten almış oluyor. Tek bir yer kalıyor. Sağ stoper. Sağ stoperden hariç ya belki Rossi gidecek. Belki Rossi'nin yeni biri gelecek. Belki inanılmaz bir teklifle bize bir sol kanat önerecekler. Bir önceki videoda ne dedim? Vargas. Adamlar belki diyecek Vargas'ı alın 2 milyon euro opsiyonla. Sizin olsun. Sen belki Rossi'yi 9 isteyene 2 lan 2'ye ben bunu aldım. Normalde ben bunu 6'ya almam lazımdı. 4 oradan kar. 9'a da satsam 13 milyona satmış gibi olurum diyeceksin belki. Bilemezsin. Son haberimizde Sporting Lisbon Miguel Crespo'yu istedi diyor. Şimdi Sporting Lisbon Wolverhampton, Wolverhampton Wanderers'e 50 milyon euro karşında satmaya hazırlandığı Matheus Nunes'in yerine Fenerbahçe'den Miguel Crespo'yu resmen istedi diyor. Şimdi bakın Sporting Lisbon, Miguel Crespo. Bir şey söyleyeceğim. Yanlışım yoksa burada şey de vardı ya. Bizim almaya çalıştığımız neydi o elemanın adı? Neyse Mateus Nunes'e baktık. 35 milyon euro. Bakın. Yaşı daha 23. 2020'de almışlar. Eleman. Kaça almışlar biliyor musunuz? 950 bin euroya. Ve genç takımlarını almışlar. 2019'da Estoril Praha'dan. Şimdi Sporting Lisbon kadrosunda ilk maçta da ilk iki maçta da bir gol bir asistten oynuyor. Düşünün bak adamlardaki sistemi. Neydi ya bunlardaki ortası? Biz almaya çalıştık da alamadık. Ha Hidemaşa Morita. Hidemaşa Morita Morita aynen. Şimdi bunlarda baktım. Ön libero'da Ugarte var. Morita var. Henrique var. Esugo var. Matheus Nunes giderse merkez orta saha olarak Crespo düşünülebilir. Zaten bir de Daniel Bragança da sakatmış. Çapraz bağ yırtık olduğu için ne zaman döneceği Bunlara acil bir 8 numara lazım. bunlar ucuza alıp pahalıya satma telaşında olan takım. Bunlar acımayın. bunlar acımayın. Bu arada Morita da 2 maçta 85 dakika oynamış. Acaba hocam İdem Aça Morita'yı alsak Crespo'yu versek yok gerek yok. Şimdi Rekord gazetesine yer alan habere göre 23 yaşındaki orta sahayı satacaklar. Ve yönetici Higo Viana, teknik direktör Ruben Amorim'e verdiği liste üzerine harekete geçmiş. İkinci sırada Crespo varmış. Fenerbahçe'ye teklif sunmuşlar. 7 milyon euroluk teklif gelmiş ve Fenerbahçe geri çevirmiş. Sporting'in bütçesi 10 milyon euro diyor. Gelir gider dengesi açısından 10 milyon euroluk bir bütçe ve Fenerbahçe'nin talep edeceği Rakamlara çıkma ihtimalinin az olduğu kaydedildi diyor. Bak 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 bak. Elin Sporting'ine bak Allah'a seversen. Vay çakal vay. Transfer marketine girin abi. Artı 36.85'teler. 35'e de elemanı satsalar 70 milyon euro artıdalar. Ama 10 milyona kadar bütçe. Ya. Higoviana'nın Fenerbahçe'den önce Braga ve Al Musrati için görüştüğü ancak 12 milyon euroluk talep sonrasında vazgeçtiği bilgisi verildi diyor. Teknik direktör Ruben Amor ve sunduğu listedeki 3. isimde Andre Almeida için Vitoria Guimaraes 5 milyon euro üzerinden pazarlıklar var diyor. Transfer bitmeye yakın diyor. Ve Fenerbahçe Kres boyu Estoril Praha'dan Allah Allah yine aynı takımdan 1,5 milyon euroya transfer etmişti diyor. Hemen Estoril Praha'nın şeyini aç Transfer marketini açık. Bak bakalım. Forvet var mı? <laughs> ve 29 maça çıkıp bir gol 3 asist yapan Crespo ki o golü golde de Galatasaray'a karşı. Estoril Praha'da bir tane forvet var. 22 yaşında ama Juventus'tan kiralık. Maalesef. Joa Carlos var 27 yaşında maalesef o da yaşta. Bir de Ben Chimol var. Portekiz asıllı yeşil burunlu 20 yaşında. Hemen alalım hocam. Bunların aldıklarımız tutuyor da bir Artur Gomez var. Sol kanat. Hocam hemen alalım. Rossi'nin yerini oynatalım. Hiç kaç yaşında bile olsun. Fark etmez hocam. Hemen alalım. <laughs> i̇ki maçta bir golü varmış. Hocam iki maçta bir gol. Süper istatistik. Hemen alalım. <laughs> e, yalnız ben dediğim gibi bu Estoril Praha takımını ciddi manada takip etmek lazım. Çünkü iyi futbolcuları var ve ucuza gönderiyorlar. Crespo için şunu söyleyeyim. 12 milyon euronun altına satılacağını zannetmiyorum. Şu an gönderilme düşüncesi yok. Hani fırsat transferi diyoruz ya işte fırsat transferi burada devreye girer. Çıkar takımın bir tanesi der ki şöyle böyle der. İş değişir. Hocam Fenerbahçe için muhtemel bir 11 söyler misin diyen arkadaşlar çok fazla. Ee, ben bir önceki videoda söyledim ama bir kez de burada söyleyeyim. Kaleci ee, kaleci Altay Bayındır. Sağ bekte Osayi. Stoper ikilisinde ee, bakın geçen maç öyle yaptı. Nova konuşturdu ama Nova hiç oynatmadı. Şimdi Gustavo'yu konuşturdu ya. Acaba Atilla Salai, Luan Perez mi yapacak? Ki Luan Perez 28 yaşında. Bu kadar para verildi. Bence Luan Perez Salai yapacaktır. Altay, Osayi, Salai, Perez 3 bu arada Tisserant hiç yok. Serdar Aziz sakat. Kolkır diye biri yok. Lemos yedekler arasında yer alır. Gustavo Henrique yedekler arasında yer alır. Sol bekte Ferdi oynatır mı? Bence sol bekte Ferdi oynatır. Alioski'yi sonradan oyna alabilir. Nova oynatabilir sol bekte. Ee, belki de gitmeden önce bir pazarlık olarak. Ama 32 yaşındaki Nova'nın enerjisi bu maçı kaldırır mı? Soru içeride Çağatay yok. Yani şu an Ferdi'yi bir adım önde görüyorum. Savunmada sadece Luan Perez eklenir gibi geliyor. Orta alanda Arao'nun yaşı 29 ve dinlenmesi gerekiyor. Bence Crespo Zeiss ikilisiyle başlayacak. Orta ikili de. Bunu da unutmayın. Mert Hakan yedek olur muhtemelen. Ee, Muhammed Gümüşkaya yok. Max Meyer yok. İsmail Yüksek yedek olur. İrfan Can konusunda kararsızım. Arda yedek olur. Lincoln sol kanatta başlar. Çünkü son maçta iyiydi. Bir asisti var. Sağ kanatta yani orta sahanın sağında Buruma yok bu arada Pelkas da yok. Rossi oynayabilir. İrfancan kahveci oynayabilir. Emre Mor'un kart cezası var. Burak kapacak götürülmedi ve listeye yazılmadı diye biliyorum. Yani sağ kanatta ya Rossi oynayacak ya İrfan Can kahveci oynayacak. Bence İrfan Can başlayabilir. Hem ısındırma açısından hem ben oynatırım ikinci yarı çıkarırım düşüncesi içinde olabilir. Zaten Emre Mor bir nevi dinlenmiş olacağı için Adana Demir maçında oynayabilir. Forvet'in arkasına yine Joshua King. Forvet de Valencia ile başlayabilir. İlerleyen dakikalara göre oyuna Serdar Dursun'u alabilir. Ee, Arda Güler'i alabilir 2. Mert Hakan Yandaş alabilir 3. Arava alabilir 4. Nova belki oyun alabilir. 5. Ezgi Can alabilir 6. Ya da Ezgi Can'la başlayıp sonradan Ferdi'ye dönsem mi diye düşünebilir. Ama içimden bir ses Luan Perez 11'de yani Ezgican Alonski de 11'de başlayacak diyor. Ama hem Luan Perez hem Ezgican hem İrfan Can biraz tuhaf olur gibi. Son kararım Altay, Osayi, Salayi, Perez, Ezgican. Ferdi rotasyonda dinlensin. Orta ikili de Crespo ara araba dinlenmiş oluyor. Orta sahanın sağında İrfan Can. Solunda Lincoln. Forvet arkasında King. Forvet de Valencia şeklinde bir tahminde de bulunmuş olayım. Hadi arkadaşlar maç başlayana kadar 25.600 yapabilir miyiz? Bence yaparız. Siz destek verirseniz 25.700 bile oluruz. Rica ediyorum arkadaşlar. Bir de videolara beğeni attığınız zaman çok mutlu oluyorum. Beni mutlu eden herkes de Rabbim mutlu etsin inşallah. Görüşmek üzere.